Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şeftali reçeli yapacağım. Şu ilk önce 1,5 kilo şeftalim var. Şimdi üzümün kabuklarını doyup çekirdeklerini çıkartıp küp küp doğradıktan sonra yine teraziyle çekeceğim. Şimdi ilk önce üzümün kabuklarını güzelce soyacağım. Şeftali reçeli yaparken şeftaliniz yumuşak olmasın. O zaman reçel yaparken ezilirler. Sert olursa o kadar güzel olur. Tane tane olurlar. Şimdi hepsinin üzünün kabuklarını soyup ortadan ikiye ayırıp çekirdeklerini çıkartacağım. Daha sonra küp küp doğrayacağım. Şeftalilerin üzünün kabuklarını soyduktan sonra ortadan ikiye ayırdım. Şimdi isterseniz ince dilimler halinde veya küp şekilde de doğrayabilirsiniz. Şöyle ortadan ikiye, şöyle büyük parçalar halinde, şöyle küçük küçük doğramayacağım. Şu şekilde. İsterseniz küçük elma dilimleri de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde hepsini büyük parçalar halinde doğrayacağım. Yine söyleyeyim, reçel yaparken şeftalinizin biraz sert olursa o kadar güzel, ne kadar güzel olur. Hem ezilmez, pişerken tane tane kalır. Bu şekilde tüm şeftalilerimi küp küp doğrayıp daha sonra poşete ilave edip teraziyle çekeceğim. Ne kadar olduğunu çektikten sonra üzerine o kadar da şeker ilave edeceğim. Şimdi bu şekilde tüm şeftalilerin hepsini doğrayacağım. Şimdi ise arkadaşlar, ben şeftalilerimi küp küp doğradıktan sonra teraziyle çektim. 1 kilo şeftalim var. 1,5 kilo diye çekirdekler, yüzünün kabuklarını soyduktan sonra 1 kilo kaldı. Şimdi genişçe bir tencereme ilave edip üzerine de 1 kilo şeker ilave edeceğim. Şimdi üzerine 1 kilo şeker ilave edeceğim. Güzelce şekerini de ilave ettim. Eğer sizin vaktiniz varsa da bu şekilde şimdi yapın. Bu şekilde bekletin. Akşamdan şekerinizi bekletin. Ve daha sonra sabah reçelinizi pişirebilirsiniz. Şimdi benim vaktim olmadığı için üzerine su ilave edeceğim. Şöyle üzerine 1 su bardağı da su ilave edeceğim ve ocağa kısık ateşe koyacağım. Kısık ateşte iyice şekerler erisin, pişecek. Şimdi ise ocağın altında yaktım. Henüz kısık ateşe koyacağım. Şöyle gördüğünüz gibi iyice kısık ateşte şekerin eriyene kadar bu şekilde kısık ateşte pişireceğim. Şeker eridikten sonra şöyle yüksek ateşe koyacağım. Yüksek ateşte iyice kaynasın. Zaten az olduğu için yarım saate pişecek. İşte arkadaşlar, henüz kısık ateşte ve erimeye başladı. Ara sıra şu şekilde karıştırın ki şeker iyice erisin. Karıştırırken dikkatli karıştırmamız gerekir. İçeri şeftalilerimiz ezilmesin. İyice şeker eridikten sonra artık yüksek ateşe koyacağım ocağı. İşte arkadaşlar, artık şekerim de erdi. Artık ocağın altını yüksek ateşe koyacağım. Yüksek ateşte artık reçellerim yumuşayıp şeftalilerim pişene kadar şu şekilde ara sıra karıştıracağım. Ve şeftalilerim pişene kadar ara sıra karıştırıp pişireceğim. Eğer köpük köpük kaynarken olmasını istemiyorsanız bir çay kaşığı tereyağı da ilave edebilirsiniz. Ben ilave etmeyeceğim. Bu şekilde yapacağım. Eğer isterseniz bir çay kaşığı şekeri tereyağı ilave ederseniz o zaman kaynarken köpük oluşmaz. Tercih size kalmış. Şimdi bu şekilde artık reçellerimin, şeftalilerimin pişmesini bekleyeceğim. İşte arkadaşlar, reçelim de iyice kaynamaya başladı. Şöyle biraz yumuşadı. Şimdi henüz tam pişmedi. Arada yine karıştırıyorum. Ve üzerine gördüğünüz bu şekilde tereyağı ilave etmedim. Hiç köpük oluşmadı. En son ocağını aldım. Kapatana 5 dakika kala. Üzündeki şöyle kalan köpüklerini temizleyeceğim. Henüz tam pişmedi. Şu şekilde pişecek. Şimdi iyice şeftalilerim de kaynadı. Tam pişmesine az kaldı. Şimdi üzerinde oluşan köpükleri alacağım. Şöyle iyice üzümün köpüklerini temizleyeceğim. Daha sonra son aşamasını sizlerle paylaşacağım. Şöyle üzüm köpük kısımlarını temizledim. Şimdi şöyle şeftalim ve gördüğünüz gibi şu şekilde. Şimdi nasıl pişip pişmediğini anlamak için suyuna şimdi sıcak şöyle biraz kabımı ilave edeceğim.
Suyunu da şey başka bir kaba ilave ettim. Şimdi sıcakça 5-10 dakika bekleteceğim. Suyu soğusun. Soğuduktan sonra pişip pişmediğini nasıl anlarız onu sizlere anlatacağım. Şimdi sıcak olduğu için hiçbir şekilde anlamak zor oluyor. Şimdi soğusun. Daha sonra nasıl anlaşıldığını sizlerle paylaşacağım. Şimdi 5-10 dakika bekledi, soğudu. Şöyle kaşığın arka kısmıyla şey yaparken şu kısımda yol açılmış dediğim gibi birleşirse o zaman reçelimiz artık hazırdır demektir. Şimdi artık ocağın altını kapatacağım. İyice soğusun. Soğuduktan sonra kavanozlarımı ilave edeceğim. Şimdi ocağın altını kapattım. Yine söylüyorum şu şekilde. Şey kaşıkla soğuduktan sonra şu kısmı geç birleşiyorsa da reçelimiz artık hazırdır demektir. Şimdi iyice soğusun. Soğuduktan sonra kavanozlarımı ilave edeceğim. Biz arkadaşlar reçelimi kavanozlarıma ilave edeceğim. Şimdi ben ocağın altını kapattıktan sonra tencerenin kapağını kapattım. Şöyle bekledim sabaha doğru. Şimdi sabah kavanozlarımı ilave edeceğim. Şöyle kıvamını da yine göstereyim. Ben bu şekilde seviyorum. Eğer kıvamını daha koyu severseniz şekere pişirmeden önce su yarım su bardağı ilave edebilirsiniz. Bu şekilde gayet güzel oluyor. Şey gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ezilme olmadı. Şimdi tüm reçellerimi kavanozlara ilave edeceğim. Arkadaşlar reçelimde kavanozları ilave ettim. Diğer kavanoz büyük geldi. Şey küçüğüne bu ilave ettim. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Ve bunu istediğiniz zaman çıkarıp tüketebilirsiniz. Ben bunu kış için hazırladım. Kışında çıkartıp sabah kahvaltılarında servis edebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Serin gün ışığı görmeyen serin bir yerde saklayabilirsiniz. Ve artık bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.